Şu an Oslo'dayım. Norveç'teyim. Amacım aslında şu an Oslo'da olmak değil. Stavanger'e gideceğim. Oslo'ya varış uçağımla Stavanger'e gidecek olan uçağım arasında 1,5 saat gibi bir süre vardı sadece. Ve pasaporttan yet, çantanı al vesaire. Bir an yetişemeyeceğimi düşünmüştüm ama neyse. Yetişiyorum şu anda. Hatta kapıma bile geldim. Daha bir 10-15 dakikam var. O yüzden en azından bari bu arada videomu çekeyim dedim. Stavanger'e gidiyorum. Orada görüşürüz. Çok koşturdum, biraz dinleneyim. Vardım. İnanamıyorum. Stavanger'deyim şu anda. Yağmur yağıyor. Hava buz gibi. Çıkalım bakalım. Hem de nasıl bir yağmur. Sıcak havadan geldik buz gibi yere. Soğuk da. Hem de soğuk. Ya çok komik. Anlaştık. Ya sonunda ya. Gerçekten. Stavanger'de. Stavanger'in böyle küçük bir kasabasındayım. Yani kendi sesim bana o kadar fazla geliyor ki şu an. İnanılmaz huzurlu bir yer. Dün geldim işte, evde birazcık kalabalıktık. Muhabbet sohbet öyle geçti. Şimdi sabah uyanır uyanmaz böyle bir yürüyüş yapmak istedim. Ya bu arada tabii hava kapalı, yağmur yağıyor ama olsun. Ya evler oyuncak gibi değil mi? Çok tatlılar. Aslında yukarı doğru çıkmalıydım galiba şey için, yürüyüş rotası için ama bilemedim. Bu arada beni havalimanından arkadaşım aldı zaten. Ve arkadaşımın evinde kalıyorum burada. Çok sessiz. Hani sokakta oyuncakları duruyor mesela. Çalınır diye bir korkuları yok sanırım. Böyle dağın, ormanın içinde bir yerleşke burası. Şurada bir rota var. Şimdi geri hatırlamam lazım. İnternetim yok aynen. Birazcık yürüyelim şurada. Yağmur biraz hızlandı. Bayağı soğuk bu arada. Yani dün tişörtle başladığım yolculuğuma bugün kalın montumla devam ediyorum ki ben bunu bayağı kar kışta giyiyorum, bu montu. Aslında böyle bayağı atkı bere falan getirmeliymişim ama o kadarını düşünemedim tabii. 10 derece hava sıcaklığı nasıl bir şeydi hatırlamıyorum çünkü. İnsanlar şu anda işe gidiyor. Benim arkadaşım da işe gitti. En güzel yanı 3.30'da çıkması işten. Manzaraya bakın. You're on YouTube. Do you haven't been there enough? Yeah, the feelings. Good. I hope you're not live streaming at least. No. No. Oh, that's good. Then the gas intro wasn't enough for that. That's it, Jackie.
Damat ve damadın en yakın arkadaşıyla birlikte düğünün yapılacağı lokasyonu ziyarete gidiyoruz şu anda. Gelin de benim yanımda şu anda, kendisi kameraman olarak çalışıyor. Aynen. En önemlisi o. Çok tatlı ama. Ya şunlara bak. Kuruklarına bak, böyle pis pis yapıyorlar. Çok tatlı bir yer. Videonun başlarında şurada bir rota var deyip yola çıktığım ve sonrasında yağmur yağdığı için geri döndüğüm rotanın devamını burada yaptım. Fakat mikrofonumun sesi kapalı kalmış. Hiç ses yok ama çok güzel de görüntüler var ve aslında uzun uzun her şeyi anlatmıştım. Yine de o yüzden eklemek istedim. Yapacak bir şey yok artık, üzerine böyle kendi sesimle tekrardan konuşacağım. Bayağı arkadaşımın evinin dibi yani burası, anlayacağınız. Böyle hiking rotası olan tatlı bir köy. Stavanger'in küçük bir köyü, Lie diye geçiyor burası. Yani aslında normal şartlarda böyle bir gezginin çıkıp da geleceği bir yer değil ama arkadaşım buralarda olduğu için işte ben de gelme fırsatı buldum. Yaklaşık bir saat bu rotada hiking yaptık. Zaten bu hiking sonrasında çok ciddi hasta oldum ama orayı boş verin, geçelim. Burada hayvancılıkla geçiniyor insanlar büyük oranda. Süt üretim tesisleri var vesaire ama böyle hayvanlar kapalı bir alanda değil, yani bayağı açık alanda geziyorlar. Yani onların arasından böyle yürüyüp geçmek şu güzel manzaralarda çok keyifliydi. Bir de şansıma işte havaya bakar mısınız ne kadar güzel. Tabii ki çok soğuk, zaten kılık kıyafetimden anlaşılıyor soğuk olduğu. Ama güneşli olması benim için çok büyük bir şanstı. Çünkü full yağış gösteriyordu. Aslında çok ciddi de yağmur yağdı. Ama yürüyüş yaptığımız esnada hava gerçekten güzeldi. Burada aslında bir sürü şeyler anlatmıştım. Hem o anda arkadaşımdan edindiğim bilgileri hem de hissettiklerimi. Ama şu anda birçoğunu hatırlamıyorum maalesef. Buraya birazcık müzik ekleyeyim. Çünkü çok tatlı yerlerden geçtim burada. Manzara da güzel. Şöyle birazcık izleyin. Yani gerçekten çok üzgünüm bu mikrofon işine. Burada verdiğim bilgiyi hatırlıyorum. Şu merdivenden insanların kendisi geçiyor. Şu tam olarak açtığım yerden de köpekleriyle gezenler için yapmışlar. Köpeğini geçirebilmek için yapılmış. Tatlı bir ayrıntıydı bence. O yüzden orada onu anlatmıştım. Burada da göl kenarında yürüyüşümüze devam ediyoruz. Yürüyüşümüzü bitirip artık Stavanger merkeze geçiyoruz. Burada Harbour'dayız. Arkadaki gemi, yani cruise aslında, oldukça büyük bir cruise ve düzenli olarak buraya geliyormuş. Yani turistlerin de buraya gelmesini sağlayan aslında büyük araçlardan bir tanesi bu cruise. Zaten burası bir liman şehri olduğu için de bu tarz aktiviteler ve turistik aktiviteler oldukça önemli tabii burası için. Yine şansımıza hava güzel. Güzel devam ediyor. Birazcık da Stavanger merkezi gezelim. Birazdan mikrofonum düzelecek. Az kaldı. Bütün videolarım böyle değil. Stavanger'in merkezine geldik. Lie'den sonra burası tabii oldukça büyük ve daha kalabalık bir şehir.
Çünkü burası zaten Norveç'in dördüncü büyük şehri Lia, oldukça küçük bir kasaba. Şimdi Stavanger'in eski şehir kısmında böyle merkezi yerlerini geziyoruz. Lia'daki yürüyüşten sonra, işte orada geçirdiğim vakitten sonra tabii burası bir anda kalabalık göründü. İnsan çok hızlı alışıyor her şeye. Bu arada benim tabii ki buraya gelmemin sebebi, yani Stavanger'e gelmemin sebebi, çünkü daha önce gelmiştim, ikinci kere geldim. Arkadaşım evlenecek, o yüzden geldim. Gelmişken hem geziyorum hem de bugün hava çok güzel zaten. Gezmeden olmayacaktı. Bir önceki geldiğimde çok soğuktu ve full yağışlıydı. Şimdi buranın çok meşhur bir caddesini göstereceğim size. Her bina başka bir renk. Yerlerde zaten görüyorsunuz rengarenk. Birazcık gezelim burayı. Burada her bina başka bir renkte. Çünkü bunun şöyle bir sebebi var. Zamanında işte gemiler aşağıdaki harbora geldiğinde turistler bu tarafa gelmiyormuş. Çünkü harbora sadece alışveriş yapıyorlarmış. Buradaki esnaf da o yüzden bir şey yapmak istemişler ve sırayla aslında binalarını boyamaya başlamışlar. Boyandıktan sonra böyle rengarenk olunca da turistler buraya gelmeye başlamış. Oldukça mantıklı bir projeymiş. Renklerin güzelliği. Çok güzeller ya. Bir de şöyle bir şey göstereceğim. Hatta önlerinde bir de adam var orada da. Şöyle kutuları var. Kendileriyle aynı. Kalabalık geziyoruz biz bugün. Hava çok güzel, çok şanslıyız. Geçen sefer geldiğimde gerçekten çok yağmurluydu. Market görürsem, aslında bir markette durup bir ufak birkaç tane bira almak istiyorum. Burada çünkü hafta sonu alkol satışı olmuyor. Sanırım gördüm bir market. Ama hafta sonu alkol satışı olmuyor. Hem de yarın düğün var. Sonraki gün işte çok yer kapalı olacak. Merkezde bir daha gelebilir miyim bilmiyorum. Şimdi ben o zaman markete girip birkaç tane de bir alayım. Ondan sonra da onların yanına geçeyim. Alpa'ya gelince gelmeyi en çok sevdiğim markalardan biri Normal. Girelim. Hey, hey. Buradan daha önce alışveriş yapmıştım, hatırlıyorum. Kahve alabilirim. Ama ben çekirdek kahve kullanıyorum. Bunlar hep öğütülmüş. Bakalım şu tatlı göründü ya. Tatlı göründü deyip kahve alınır mı? Alınır, 67 kron. Aynen. Şimdi fiyatlar, şu mesela 30 kron, yani tanesi 30 kron civarında. Bu ne? Tamam. Alıyorum. Wow, okay. Şimdi marketten alışveriş yaptım. Önüme denk gelince hemen alacağım şeyleri aldım. Çeşit çeşit bira aldım, kahve aldım. Biralar böyle 20-30 kron civarı. 3-15 ile çarpınca TL karşılığını buluyoruz. O şekilde. Şimdi şurada bir göl var. Göle doğru gidiyorum. Birazcık göl kenarında takılacakmışız. Buldum bile. Şimdi göl kenarında arkadaşlarımı bulayım. Hello. Tabii ki gölü bitirmişler bile. Şöyle tatlıcık bir göl. Tam bu gölün kenarında Christmas Market, Noel Marketi, Noel Pazarı kuruluyor. Ben bir önceki geldiğimde Noel Pazarı'na denk gelmiştim. Oradan hatırlıyorum. Şimdi Harbour tarafına doğru gidelim bakalım. Stavanger merkezine geldik yine. Ben birazcık şehri bölük pörçük gezdim birkaç güne yayarak. Çünkü aslında düğün için geldiğimden böyle bölmem gerekti.
sürekli gezemiyorum haliyle. Şimdi Gamla Stavanger'e geldik. Burası 2. Dünya Savaşı'ndan sonra restore edilerek koruma altına alınmış bir bölge. Belediye buranın bozulmasını istemiyor. Burada şu gördüğünüz evlerden yaklaşık 250 tane var. Aynı şekilde koruyorlar bunları. Yani o dönemdekiyle aynılar, hiçbir şekilde değiştirilmemiş, restore edilmiş sadece. Şimdi burası bir balıkçı köyü olduğu için de burada daha çok balıkçılar var. Kapılarını farklı boyamışlar. Bunların kapılarının bazısı farklı. Bu arada tabii turistik olmasına rağmen oldukça sessiz, sakin bir bölge yine de. Tabii buraların çok sezonu değil şu anda. Yani artık hem çok yağışlı hem soğuk. Şurada da koskoca bir cruise gemisi var. Bu bölgede bir de konserve balık fabrikası var burada. Bugün girmeyeceğiz buna. Bu çok eskiden beri buralarda konserve balık yapılırmış. Burada işte fabrikası. Şuradaki şey güzelmiş. Önüne gidebilseydim keşke, neyse. Bayağı büyük bir cruise gemisi. Şimdi diğer yerlere doğru devam ediyoruz. Şöyle hediyelik eşya dükkanları var. Tax-free'si de var. Gördüğünüz gibi. Ben daha önce geldiğimde alışveriş yapmıştım hediyelik eşya dükkanlarından. O yüzden bu sefer yapmayacağım. Ne oluyor? Ha. Viking House buradaymış. Yani ben normalde buraya gelecektim aslında ama hasta olunca vaktim kalmadı. Yani sabahtan gelmem gerekiyordu buraya. Ama çok hasta uyanınca iptal etmek zorunda kaldım Viking House'u. Artık başka sefere. Her şey birbirine çok yakın ama yani yürüyerek hemen bir günde bitirilebilecek bir şehir. Bence zaten Stavanger'in asıl olayı, ya tabii ki şehir çok güzel. Böyle yapıları falan çok güzel ama asıl olayı bence doğası. O yüzden gelmişken doğasını da mutlaka görmek gerekiyor. Bitti işte bu da. Dönüyorum şimdi Türkiye'ye.